Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Tam mevsimiyken şöyle güzel, farklı bir kabak tatlısı yapacağız. Böyle şekerleme lezzetinde olacak. Ben kabuklu haliyle toplamda tam 4 kilo kabak kullanıyorum. Soyacağız kabağı. Ondan sonra tekrar tartacağım. Sizlere tam ölçü verebilmek için, şekerini falan daha iyi ayarlamanız için. Ben şimdi kabakları şöyle kenara alıp önce soyayım. Ben bu şekilde alıyorum ki bütün aldığınız zaman biraz zorlanabilirsiniz. Aldığınız yere söylediğinizde bu şekilde de sizin için hazırlıyor. Şimdi ister direkt önce kabuğunu soyun, isterseniz de dilimleyin. Şu iç kısmı, ipli kısmını alalım. Şöyle önce keseceğim. Bunun özelliği böyle ince ince olması arkadaşlar. İnce yapacağız. Bu şekilde kes. Şu kısımlarını daha rahat çıkarırsınız bence. Öbür türlü biraz zorlar. Bakın hemen rahatlıkla çıkıyor. Soyduklarımı şu kenara alayım. Böyle ince ince yapacağım. Tam böyle şekerleme lezzeti oluyor. Öncelikle çıkartalım. Kabağın hepsini soydum ama tabii ki hepsini pişirmeyeceğim. Sizlere çok farklı bir yöntem göstereceğim arkadaşlar. İnanın bu doğrama şekli çok daha zevkli oluyor. Bir kısmını pişireceğim. Bir kısmını da şekerleyip buzluğa atacağız. Canınız istediğinde hemen çıkartıp pişireceksiniz. Bu yöntem çok güzel olacak. En azından daha sonrasında şekerde falan bekletmenize gerek kalmayacak. Şimdi ben hepsini güzelce bir yıkayayım birkaç suyla. Kabağı yıkadım. Güzelce bir 15 dakikadır bekliyordu. Süzdürdüm. Yıkanmış haliyle arkadaşlar 1,5-1,5-3 kilo 200 gram falan geldi. Ben 1,5 kilosunu şimdi hemen sizlerle birlikte yapıp göstereceğim. Böyle şekerleme lezzetinde yaptığım için şekerini biraz fazla koyuyoruz tabii ki. Diğerini de göstereceğim. Şekerleyeceğim. Buzluğa kaldıracağım. Daha sonraki videolarımda buzluktan çıkartıp pişireceğim. Onu sadece şimdi buzluğa koyacağım. O kenarda beklesin. Şimdi şöyle uygun bir tencereyi önüme alıyorum. Böyle teflon kullanıyorum ama çelik de kullanabilirsiniz. İçerisine yerleştiriyorum. Şu anda tam 1,5 kilo var burada. Hemen hemen 1 kiloya ben 1,5 su bardağı falan koyuyorum. Şimdi 1,5 kiloya da ortalama 2 su bardağı koyuyorum. Şimdi 1,5 kiloya 3,5-4 su bardağı kadar şeker koyacağım. Çünkü böyle bir şekerleme lezzetinin olmasını istediğim için şekerini arttırıyoruz. Şimdi hemen şöyle 3,5 su bardağı şekeri döküyorum. Eğer normal yapacaksanız zaten tarifi var. Yukarıya ve videonun sonuna eklerim. Yapabilirsiniz. Ama bunu da mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle iyice her yerini
gelsin. Üçüncüyü koyuyorum. Yarım bardak daha koyarsam yeterli. Yarımdan biraz fazla koyuyorum. Şöyle biraz dağıtıyorum elimle. Her yere gelsin. Şimdi kapağını kapatıyorum. Böyle çok fazla hiç beklemenize gerek yok. Zamanınız en az 2 saat kesin olmalı. 2 saat boyunca böyle şeker birazcık dibinde erimeye başlayana kadar dinlendireceğim oda ısısında. Eğer zamanınız varsa akşamdan da yapabilirsiniz ama bu şekerleme lezzetinde olmasını istiyorsanız çok fazla akşamdan bekletmemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu biraz daha kenarda beklesin. Ben o süre içinde hemen şu kabağı hazırlayayım. Şöyle bir büyükçe biraz poşetiniz olursa daha iyi. Büyük bir buzdolabı poşetiniz varsa döktüm. Ona da yapabilirsiniz. Şimdi kabakları içine yerleştiriyorum. Burada da 1,5 kilo var. Aynı. Bunu da daha sonraki videolarımda çıkartıp pişireceğim ve sizlere videosunu çekip göstereceğim. Kilo değil de yarım kilo, 1 kilo yapabilirsiniz isterseniz. Gene bunun içerisine de 3,5 su bardağı şeker koyuyorum. Normal pişirecekseniz 2 bardak da yeterli. Hem bekletme derdiniz olmuyor bu şekilde. Saymayı unuttum. 2 mi oldu, 3 mü? Kafam karıştı. Videoya bakmam lazım. Bakıp geldim. 3,5 bardak yani doğru koymuşum. Şimdi bunu şöyle bir karıştıracağım içerisinde. Ve ağzını sıkıca kapatacağım. Böyle hiç hava girmesin içine. Ona çok dikkat edin. Buzluğa kaldıracağım. Pişirmek istediğim zaman çıkaracağım. Zaten buzlukta şekerlenecek. Yani şekeri salacak. Buzlanacak. Sulanacağı için hiç bekletmeden pişirmiş olacağız. Şimdi bunu buzluğa kaldırayım. Diğeri de birazcık daha beklesin. Ağzı kapalı bir şekilde 2 saattir dinleniyordu. Bakın çok güzel suyunu saldı. Oldukça suyu koyu olması gereken bu. Şimdi ocağın altını yakıyorum. En yüksek ayarda önce fokur fokur kaynasın. Kapağını da kapatayım. Kaynadıktan sonra orta ateşte pişireceğiz. Çok kısıkta pişirirseniz çok sulanacaktır. O yüzden kaynadıktan sonra orta ateş alacağım. Fokur fokur kaynamaya başladı. Bu şekildeyken altını orta ateşe getiriyorum. En büyük ocağın orta ateşine çok kısmıyoruz. Bir arada kontrol edeceğim. Şimdi birazcık pişsin. Daha sonrasında bir bakacağım. Piştiyse alacağım. Kapağını açtım arkadaşlar. Kapağı açık şekilde pişirin mutlaka. Yoksa çok sulanıyor. Zaten kabağım bu kadar suluymuş ki. Çok güzel bir şekilde pişti. Kontrol ettim. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Şimdi kabak piştikten yani 15-20 dakika ortalama pişti. Sizler de kabağınıza göre bakarsınız. Piştiğinde hemen kapatın. Çok dağılmasın. Şimdi artık altını kapatacağım. Ağzı açık bir şekilde şerbetin içerisinde kabakları soğutacağım. Tamamen iyice soğuyana kadar bekleteceğim. Ben şimdi bunu balkona götüreyim. Balkonda soğusun. Tatlıyı tam 2-3 saattir şerbetin içinde dinlendiriyordum. Bakar mısınız? Şerbeti koyulaştı. Tadı da böyle tam bir şekerleme tadında arkadaşlar. Mutlaka böyle şekerini biraz fazla koyup muhakkak böyle şerbetin içinde bekletin. Bekledikçe çok daha güzel oluyor. Hemen şöyle servis tabağına dizeceğim. Görüntüsü çok güzel gerçekten. Hatta dolaba kaldırın. Dolapta dinlensin. Çok daha güzel oluyor. Böyle soğuduktan sonra. Ben şimdi böyle servis tabağını alıp dolaba kaldıracağım arkadaşlar. Dolapta dinlendireceğim.
2-3 tane yedim bile. Tatlı gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Böyle yerken şekerleme tadı var. İnanın ki müthiş oldu. Şimdi hemen şöyle bir tane tabağı alayım. Ne kadar güzel olduğunu sizler de görün. Müthiş bir şekilde pişmiş. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Üzerine isterseniz tahin de ilave edebilirsiniz. Tam kıvamında pişmiş. Artık ben videomu burada bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.